Zeki! Ulan Zeki! Zeki! Buyur usta! Neredesin oğlum? Buradayım usta! Plaja bakıyordum, şey... Tanıdık var mı diye! Gel buraya lan! Tahtanın arkasından niye bakıyorsun? Kenardan baksana! Ama kenardan bakınca tadı olmuyor ki usta! Böyle bakınca röntgen gibi oluyor! Hey, tut şunu! Su terazisini hangi cehenneme koydun? Orada usta! O duvarda biraz meyil var! Örerken ölçmedin mi? Ölçtüm ama... Pencere kasasını koyarken altına bir kamak olur ha ustacım! Ulan ne zaman temiz iş yapmayı öğreneceksin sen? Usta be! Gene bir yığın turist geldi usta! Kafa başına 100 kağıttan iyi para! Sana ne? Hiç! Yani Cemal Bey para kazanmanın yolunu bulmuş diyorum! Ulan sen Cemal Bey'in muhasebecisi misin? Yok! Değilim de, motel ağzına kadar dolu! Ulan sana ne el alemin kazanacağı paradan, he? İşini yap, hakkını al! Gerisine karışma! Şu takımları getir içeriden! Mr. You, you and you, one person 100 lira, 100 lira. Two person 200 lira, three person 300 lira, okay? Okay, okay. Yeah. Aferin lan, bayağı öğrenmişsin hani, bari askerliği yaramış sana. İşte idare ediyoruz Cemal abi. Bu inek de çok iyi İngilizce bilir. Aferin lan, aferin. İleride seni buraya müdür yapacağım. Aman Cemal abi, Numan Bey varken bizim haddimize mi müdürlük? Tabii canım, biz de hemen demedik zaten. Çalışan adamı severim ben. Şey, Cemal abi... İşte o adır. Nereye de koydum kalbimi acaba? Ah bilemem, vah bilemem. Aysel! Babacığım, yemeğini getirdim. Hayda! Eksik olma kızım! Ne var ne yok evde? Hiç, ne olsun! Annem çamaşır yıkıyor, Ayşe de daha okulda. Ooo, biber dolması! Yahu ne de çok koymuşsunuz! Senin için dolmaya bayılır dedi annem. İyi bilmiş, bayılırım, sağ olsun! Al usta, al! Hadi gel! Ayşe, Metin'le ne oluyor? Tamam. Ay. Evet. Ben gidiyorum. Bir diyeceğin var mı bana baba? Sen eve. Akşama görüşürüz. Deliyim galiba. Niçin deli oluyormuşsun? Seni görmek için... ...motelin önüne kadar geliyorum da. Ne çıkar bundan? Ah, ne çıkar olur mu? Ya biri görürse? Görsünler. Ne olur? Ya görsünler. Senin için hava hoş. Babam duyarsa öldürür vallahi. Ama biz evleneceğiz yavrucuğum. Ne zaman? Çok yakında. Biliyor musun? Patron beni müdür... ...müdür yapacakmış. Maaşımı da arttıracakmış. Sahi mi? Kur'an Musaf çapsın öyle dedi ya. Ne zaman? Çok yakında dedim ya.
Müdür olur olmaz, hemen size geleceğim. Ne yapacaksın gelip? Babamla konuşacağım. Seni isteyeceğim. Verir değil mi? Bilmem. Belki de verir. Vermezse biz de kaçarız. Gelir misin benimle? Nereye? Ne bileyim ben, nereye olursa. Bak, sen de bal gibi biliyorsun ama bir daha söyleyeceğim. Ben seni deliler gibi seviyorum. Ya sen? Söylesene kız! Utanırım. Kızlar öyle şey söylemez. Söyler. Böyle güzel söyler ki. Hadi ben gidiyorum artık. 2 saat oldu evden çıkalı. Aptal! Seni sevmesem bu ne işim var? Bir şeyler var sende kız. Sana bir şey soracağım anne. Bir motel müdürü kaç para maaş alır? Ne bileyim ben? Yani şey, evlenecek kadar para alır mı? Aa, Metin abim müdür mü oluyor? Patronu söz vermiş. Yakında seni müdür yapacağım demiş. Tabii, müdür yapmak için Metin'den iyisini mi bulacak? Yine Metin'le buluştunuz demek. Ama anne, Metin benden evlenmek istiyor. O zaman gelir, babanla konuşur, seni resmen ister. Gelecek zaten. Ah, deme kız! Okuyucu Zeki, bak senin parça çalıyor. Ne? Bir dakika, alamazsın onu ya! Niye alamıyormuşum? Okuyor be! Atmasaydın! Ulan, ben onu sana alasın diye mi attım? Yo, salaklığından attım! Allah! Ulan sen bir kere salak diyemezsin bana, anladın mı hıyar? Az bile demiş, adam okeyini atar mı oğlum? Atarım! Hemen alması mı lazım? Ayıp ulan! Oğlum, sen atarsan o da alır tabii! Alır mı? Allah! Kulağını keserim! Bir şey yapamazsın! Peki vazgeçtim, atmıyorum! Olur mu be, ver şu okeyi ya! Ver şunu bana! Al arkadaş! Ayıp be! Ne diye benim okeyimi alıp bunlara veriyorsun? Onun hakkı! En iyi arkadaşımsın! Yakışır mı sana benim okeyimi almak? Zeki! Niyetin ne? Oyunu kaybedeyim de bütün paramı bunlara mı kaptırayım? Canım, ne diye kaybetmeni isteyeyim? Ama... Bırak ya! Konuşmuyorum! Bırak, senin ne mal olduğunu anladık! Bırak! Belki seni kardeşim gibi severdim! Seninle bitişik evlerde doğduk! Bu kadar çocuktan beraber büyüdük! Beraberce! Bugüne kadar bir defa bile ayrılmadık be! Hayatta senden başka dostum yok sanırdım! Yahu ne lüzum var şimdi bu laflara? Var tabii! Ne diye elimden o kıyımı alıp bunlara veriyorsun? İstemiyor! Oo, bu oyun oynanmaz artık! Hadi ağlama, al! İstemez ulan, sadaka mı veriyorsun eşşoğlu eşek? Baksana bana küfür ediyor ya! Aa, Metin duydun mu, bana eşşoğlu eşek dedi! Ulan sen küfür ediyorsun! Ben mi küfür ettim sana? Bırak beni! Bana bak, fena olacak! Metin al şunu başımdan bak! Ben olsun oğlum ben! Başımdan bak, kötü olacak buna! Girdik ya! Al ya! Ne bağırıp duruyorsunuz? Usta ya! Okey atıyor, alınca da bozuluyor! Bak hala yalan söylüyor ya usta! Oyun oynanmaz ki bu. Hadi yeter, gelin buraya! Ustan çağırıyor! Gelin buraya! Öpüşün, barışın bakayım! Gel hadi! Metin'e dua etsen, o olmasaydı ağzını burnunu dağıtırdım! Ulan bir oyunu bile doğru dürüst oynayamıyorsun! Ya mızıkçılık yapıyorlar usta be! Hadi bırak! Cevat oğlum, 7 tane çay! Peki Rasim usta! Rasim usta, Cemal Bey'in inşaatından ne haber, bitiyor mu? İşte, bitti sayılır. Artık kendine de bir ev yapsan be usta! Acelesi yok! Ya şu koca kasabayı tek başına yaptın! Harcını koymadığın, çatısını yapmadığın tek bina yok! Tabii ya! Camimizi bile sen yaptın usta! Okulu da siz yapmadınız mı? Tabii! Belediye binasını bile ikimiz yaptık değil mi ustacığım? Kendine şöyle 2 odalı bir ev yapmanın zamanı geldi artık!
Tabii. Vakit mi oluyor be Burhan? Doğru. Cemal Bey'e çalışmaktan vakit mi bulur adam? Namussuz. Senelerdir boğaz tokluğuna çalıştırdı seni. Dükkan dedi yaptın, ev dedi yaptın. Şimdi de motelle uğraşıyorsun. Çok doğru, yaşa buramız. İş iştir, bedava yapmıyoruz ya. Bırak Allah'ını seversen. Cemal'in vereceği paradan hayır mı gelir adama? Adamın evinde oturuyoruz bunca senedir. Sen de bedava oturuyorsun sanır. Kirayla oturuyorsun. Kısmetse ilk fırsatta biraz onaracağım. 3-5 kuruş para koydum bir kenara. Cemal Bey'in evini kendi paranla mı onaracaksın? Kaç senedir oturuyoruz, evimiz eskittik. Hadi biz gidelim, kalk. Vallahi beyefendiciğim, nihayet 5-6 milyonluk bir yatırım bu. Bir sezonda kere geçsin. Dur bakalım, dur onu da konuşuruz. Ben İnci, Turizm Bakanı gelmeden şu motelin tümünü bitirmeye çalışıyorum. Bakan beyefendi hazretlerinin ne zaman teşrif edecekleri hakkında bir fikriniz var mı efendim? Yok ama o her an gelebilir. Geçen hafta Ankara'da mebus arkadaşlarınla motelin yanındaki 20 dönümlük hazine arazisi meselesini görüştük. İş tamam sayılır. İnce Turizm Bakanı gelip bizim buradaki turistik faaliyetlerimizi yerinde görecek ve arazinin krediyle bağ verilmesini onaylayacağımış. Aferin şu Rasim abi, işi bitirmiş ama. Evet, bitirdi beyefendiciğim. Eline sağlık Rasim usta, iyi olmuş. Bitti sayılır. Yakında büyük bir inşaata başlıyoruz, hazır ol. Bu bitince 5-10 gün izin isteyecektim beyim. Başka işe bırakmam seni. Başka iş değil, bizim evi onaracaktım. Kaç senedir tamir görmedi, pek harap oldu. Bu iş için birkaç kuruş ayırmıştım bir kenara. Ey! Onar, mal sahibi olduğumuza göre tamir masrafını vermek bize düşer. Yok beyim, estağfurullah. Yok, mesarif için ayırdığın para da sana kalsın. Sağ olun beyim, yani... Ya bırak Allah'ı seversen, artık kendi mülkümüzün tamir mesarifini de sana mı ittireceğiz? Hadi kolay geçsin. Çok iyi oldu bu, çok. Bu iş en çok bizim hanım sevinecek. Malzeme için ayırdığın parayla ona bir hediye alacağım. Ne alacaksın usta? Çamaşır makinesi. Evlendiğimizden beri sayıklar garibim. Hiçbir işten gocunmaz da... ...o dağ gibi biriken çamaşırı leğende yıkamak pek zoruna gider. Yaşa be usta! Ne sevinir Zeynep ablam, kim bilir ha? Beyefendi, bütün sahil sizin mülkünüz. Burayı değerlendirmek lazım. Motele ilave bir tesis, birkaç plaj kabinesi... ...arka tarafa da bir mini golf sahası yaptık mı... Turist dolar burası beyefendi. Affedersin, yani mini golf de niye ola ki? Golf, golfün küçüğü beyefendiciğim. Lan o aderini biliyoruz. Bu hadalık gitmesen olmaz. Mini golf demek elbette ki golfün küçüğü demek. Öyle fazla personele de ihtiyaç yok. Mini golfün başına bir adam koydunuz mu yeter. Kovan gibi işler burası. Günde 300-400 liraya para demez golf sahası. Sahayı hemen temizletiveririz. Önce şu harap evi yıkmak lazım. Rasim Usta'nın evi değil mi o? Evet beyefendi. Ya adama da söz verdik. Ama efendim, söz vermek ne demek? Siz bir iş adamısınız. Ya bir şey bak sen şimdi. Konuş, anlat, ikna et. Tabii sen çocuğu dinle. Tamam canım, tabii. Büyük para var bu işte. Tabii anlat. İkna etmek lazım, anlatmak lazım. Tabii anlat. Konuş. Ne dersin lan Numan? Vallahi siz bilirsiniz efendim ama bana sorarsanız... ...plajla beraber kazanç 15-16 bin lirayı bulur beyefendiciğim. Hey, yapın bakalım.
Metin, aha bak Cemal abi ne adamımış. Verdiği sözü nasıl tutarmış anla. Sana geçenlerde ne dediydim? Seni müdür yapacağım demedim mi? Tamam oldun. Seni müdür yaptım. Sağ ol. Yakında açılacak olan mini golf sahasının müdürü oldum. Sahi? Anladın mı ne müdürü olduğunu? Mini golf müdürü yaptım seni. Nedir mini golf lan biliyor musun? Mini golf ürünü... Hadi o kalalık etme. Belli işte bilmiyorsun. Oğlum mini golf diye golfün kuçuğu ne derler? Anladın mı İnci? Sağ ol Cemal abi, anladım. Maaşım da artacak mı? O senin çalışmana bağlı. Eğer çalışırsan günde 100 kâde para demezsin. Sahi mi? Ya. Sağ ol Cemal abi, ben senin hakkında söylerim. Çalışarak oğlum, çalışarak. Ne renk alalım dersin? Bilmem. Evdeki banyo ne renk? Banyo mu? Evet. Kova diyorsunuz. Yani ibrik. İbrik beyaz alüminyum, üstünde çiçekleri de var. Ne diyorsun hele sen? Sus biraz. En iyisi beyaz alalım. Emredersiniz. Ambalajı biraz zaman alır ama... Olsun, ben beklerim. Hediye bu. Bu akşam mutlaka Zeynep babama vermemiz lazım. Usta, ben hadi usta, sen git. Hadi usta. Affedersiniz, biraz galiba birkaç tanesi bunların kırıldı da galiba işte... 28 yaşındayım. Hayatta Zeki'den başka kimsem yok. Saatim de yerinde çok şükür. Yakında da mini golf sahasına müdür oluyorum desem. Bana kız verirler mi? Ne bileyim, niye soruyorsun abi? Ben şeker alacağım da vermezlerse boku bokunu almayayım. Aslan gibisin, niye vermesinler? Tart 2 kilo lokum. Başına. Nedir bu hazırlık? Misafiri mi bekliyorsunuz? Evet! Hayır! Annem senin için hazırladı babacığım. Allah Allah! Kokumu alıyor bu kadın. Ne kokusu babacığım? Yani keyifli olduğumu nereden anladı diyorum. Hoş geldin bey! Oo, bu ne güzel sofra hanım, ne oluyor? Hiç! Hiçbir şey olduğu yok. Size çok güzel 2 tane haberim var. Evi onaracağım. Hem de 40 para harcamadan. Bütün masrafı Cemal bey veriyor. Sağ olsun. İkincisine gelince o sürpriz. Şimdi söyleyemem. Ne sürpriziymiş o? Söyleyemem dedim ya, birazdan Zeki getirecek. Ne getirecek baba? Gelince görürsün. Ben bir ellerimi yıkayayım. Sofraya Metin gelmeden mi oturacağız? Ne yapalım, babana söyleyeyim? Ben demin söyleyecektim ama bırakmadık. Ne oluyor lan? Hiç! Hiç babacığım, hiçbir şey yok! Kasabada hakkında türlü laf ederler ama aslında fena adam değildir. Kim baba? Metin mi? Ne Metin'i be? Cemal bey'i diyorum! Ya ne var sizde bugün? Hepiniz bir tuhafsınız! Hiç! Hiçbir şey yok! Bu akşam çok keyifliyim. Şurada 2 kadeh atayım, hadi kız! Ne bileyim ben? Hadi git aç kapıyı. İyi akşamlar efendim. Biraz vakitsiz geldim galiba. Tam yemek vakti. İyi ettin. Sen yabancı mısın? Oturur karşılıklı 2 kadeh rakı içeriz. Kız, Ayşe! Ne zahmet ettin oğul? Estağfurullah efendim, estağfurullah!
Geç, otur şöyle. Rahatsız etmeyeyim. Metin Bey oğluma da bir kadeh getir. Zahmet olmasın. Hayır o. Heyecan, heyecan. Motelden izinli misin? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne var senin? Keyifsiz gibisin. Yo. Çok iyiyim. Allah Allah. Söyleyeyim. 28 yaşındayım. Hayatta Zeki'den başka kimsem yok. Saatim yerinde ve çok yakında minigolf sahasına müdür oluyorum efendim. Ne müdürü oluyorsun? Minigolfi bilmezsiniz. Minigolf, golfün küçüğü. Golf de minigolfün büyüğü. Günde 100 liraya para demem. Cemal abim öyle söyledi. Aferin. Ayda 3000 liraydı. Evet efendim. İşte ben de ayda 3000 lirayla bir erkek ailesini pek güzel geçindirir diye düşündüm ve evlenmeye karar verdim. Aferin. İyi edersin. Bey, Metin senden Allah'ın emriyle Aysel'i istemeye gelmiş ya. Allah razı olsun. Ya. Ya. Allah kahretsin. Yani hıçkırığı Allah kahretsin. Siz çıkın dışarı. Otur. Oturayım. Otur. Hadi eyvallah. Peki kırılanlar ne olacak? Ne kırılanları? Dalga mı geçiyorsun arkadaş? O kadar para verdik. Allah Allah ya. Hadi bakalım. Hadi. Affedersiniz, çamaşır makinesi bulunur mu sizde? Benden! Çamaşır makinesi istiyorsunuz ha? Yok! Satmıyorum! Dükkanı da kapattım, hiçbir şey de yok! Seni de boğuyorum! Metin, seni severim. Namuslu çocuk. Teveccühünüz! Yalnız, bu devirde evlenmek kolay iş değil. Ya da minigolf sahasını bugün yarın açacağız, ben de müdür olacağıma göre. Onu anladık. 3000 lira hesabını bilen için çok iyi para, çok iyi para. Biz şimdilik bir söz keseriz. Siz nasıl münasip görürsünüz? Evet, neyse boş ver. Aysel gelin. Hayrola Numan Bey, ne oluyor? Hiç, bazı ölçüler alıyor. Ne ölçüsüymüş bu? Bu sahada yeni bir tesis kurulacak. Ne tesisiymiş bu? Bir mini golf sahası yapılacak burada. Bizim ev ne olacak? Maalesef yıkılacak. Bir yanlışlık var bu işte. Şunu bir anlayın. Emir Cemal Bey'in. Metin'e sor anlatsın. Mini golfün müdürü yaptı onu Cemal Bey. Ben... Babacığım, evimizi mi yıkacaklar? Olur mu öyle şey canım? Durun bakalım, şu işi Cemal Bey'le bir görüşeyim.
Söyle bakalım neymiş? Senin Numan o cübbe mühendisi almış yanına gitmiş. Hop hop, dur bakalım orada. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ne demek cübbe mühendisi? Evi yıkmaya gelmişler. Cemal Bey'in emri diyorlar. Olabilir. Hadi sen ince git de yarın gel konuşalım. Bu işin yarını mı var beyim? Evi yıkacaklar. Hadi hadi gel şimdi, keyfimi kaçırma. Ne diyorsun sen? Sen söz verdin bana. Evi onar dedin, şimdi de yıktırıyorsun. Uzattın ama ha! Mülk benim diye mi? İster onarırım, ister yıkarım. Sana hesap mı vereceğim? Zorlama oturacağın lan evimde. Ne yapacağız bey? Hiç, ne yapacağız? Ev onun yıktırır. Nereye gideceğiz baba? Elbet bir yer buluruz. Hemen mi gidiyoruz? Yarın sabah erkenden. Yalvarsa da kalmam artık o adamın evinde. Bu kadar sızlanma yeter. Hadi yap yatakları hanım. Uyumaya çalışalım biraz. Yarın zor bir gün olacak. Getir. Yavaş yavaş, yavaş koyun. Tamam. Aslanlar. Ay. Alın bakayım. Al sen de. Sağ ol abi. Hadi bakalım, güle güle. İşte geldim. Kusura bakma usta, biraz uzun sürdü ama çok güzel, çok güzel bir paket yaptırdım size. Ağzından bir şey kaçırmadın ya, yoksa sürprizin tadı kalmazdı. Hayda, şimdi kapat gözlerini bakalım Zeynep abla. Ne oluyor buna bey? Ne oluyor var mı? Birazdan sevinçten havaya uçacaksın. Dikkat dikkat! İşte 20. yüzyılın harikası, santrifüj kurutmalı ve ev kadınlarının en büyük yardımcısı bir adet çamaşır makinesi! Nereden çıktı bey? Sana aldık, sevinmedin mi? Ne var usta? Bir şey mi oldu? Neden herkesin suratı asık? Evimizi yıkıyorlar! Kim yıkıyor? Metin abi! He? Metin mi? Buraya mini golf yaptırıp müdürü olacakmış. Ben ona göstereyim. Dur Zeki! Kabahat Metin'in değil! Ya vallahi haberim yoktu. Müdür olduk diye de sevindik. Bir art niyetim olsa gider miyim kız istemiyor abi? Zeki! Dur lan patlama, konuşuyoruz! Kes be oğlum! Ben bir ufak sütü geliyorum. Rahatına bak! Geliyorum! Hadi devam! Kaçsın sen de, tuvalete git! Canını kurtarmak için, çünkü yıkandığı bir yerde öldüreceğim onu! Ne oldu? Bırak ulan! Anlatsana! Elimden kaçamayacak! Evet, evet! Sağ olun.
Meyhaneci! Meyhaneci! Bana oradan 4 şişe rakı getir bakayım, buraya koy. Getir. Bak be! Ulan şu dünyanın haline bak be! Ulan biz seninle kardeşten bile yakındık be! Olur mu lan? Bana yapılır mı bu be? Ne oldu bana ya? Anlarız. Zeki, hayrola oğlum? Bırak be Buran usta! İt oldu it! Adam tutup dövdürdü beni! Kim ya o? Kim olacak? Niçin? Ne? Aranızdan su sızmazdı, kavga mı ettiniz? Golf müdürü olacağım diye Rasim Usta'nın evini yıkmaya kalkmış! Kim yıkmaya kalkmış Rasim Usta'nın evini? Düşün bir kere! Olur mu be? Rasim Usta'ya yapılır mı bu? Sonra hesap soracağımı anlayınca adam tutmuş, beni dövdürdü! Dur ya, ben gene anlayamadım! Kim yıktırıyor evi, kim dövdürüyor? Zor yıkar! Biz ölmedik daha! Peki, sen niye ağlıyorsun? Eşli ol eşli! Öyle bir vurdu ki suratıma! Kim vurdu? Kim vurdu sana? Metin'in adamı! Senin adamın! Ne? Ulan sen beni Zeki, niye dövdürüyorsun Zeki, yavrum, kendine gel ya! Bırakın beni diyorum! Bırakın beni diyorum! Hayır, hayır, hayır! Ağla, ağla, açılırsın! Ağla, açılırsın! Ne sen ona, uyuma! Çık abicim! Ben bir şey yapmadım ki! Bir kere, Asım Usta'nın evini zor yıkarsın sen! Ne ev yıkması be, ne diyorsun sen? Bak, bak, bak! Bak, bir de inkar ediyor! Bu var ya bu, golf müdürü olacağım diye Rasim Usta'nın evini yıktırıyor! Puh! 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 Zeki kardeşim, arkadaşlar sığmaz mı? Şuradan bir şeyler asarsın! Siz de burada senlik arkadaşsınız! Zeki! Düşünün! İçinde kendine gelin! Al biraz maydanozca açılırsa! Al bakalım şunları da Zeki çekil oradan! Dur dur, ben koyuyorum! Al! Kıyak çocuksundur sen, hadi! Şöyle! Baş başa bir... Dur lan, dur! Al bakayım be! Hop! Ah be! Şimdi bir defa o iş bildiğin gibi değil! Vaka golf müdürü olan benim ama... ...evi yıktıran ben değilim! Kim peki? Cemal Bey! Ben evin orada yapılacağını bilmiyordum ki! Anladın mı? Anladım! Ha? Allah Allah! Hadi gel bakalım! Sen ustanın evini niye yıktırıyorsun onu söyle bakalım! Yahu söyledik ya! Orası Cemal Bey'in yeğiymiş! Onu anladık! Anladın mı? Ha? Anladım! Gel öpeyim bakayım! Hadi bakalım! Şerefe içelim! Dur, 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 dur! Oğlum, yavaş iç biraz! Onu anladık da... ...sen ustanın evini niye yıktırıyorsun ha? Niye? Ya Rabbi, deli eder bu çocuk insanı! Dur, dur, dur Metin, dur, dur, çok içme, sarhoş olursun! Zeki haklı! Bir kere senin Rasim Usta'nın evini yıktırmaya hakkın yok! Yok ya, sen yanlış anladın! Ustanın evini yıktıran Meti... Bir dakika arkadaşlar, bir dakika! Bir dakika! Babam, oğlum, yavaş! Havuza düşürsün ya! Yeter artık ya! Otur, 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 otur şuraya! Otur, otur! Neysin ya? Ulan beni de sarhoş ettin! Otur! Bir dakika arkadaşlar, bir dakika! Golf müdürü kim oluyor? Bu! Ben oluyorum! Bu! Golf sahasının yapılacağı yerde kimin evi var, he? Rasim Usta'nın! Ama orası Cemal Bey'in arazisiymiş! Tamam, tamam! Golfü yaptıran da Cemal Bey! Anladın mı? Onu da anladım! Öp bakayım beni! İçelim! İçelim, hadi! Ama sen ustanın evini niye yıktırıyorsun? Ben yıktırmıyorum ki kim ya! Kim yıktırıyor peki ya? Birisi yıktırıyor lan! Hanginiz ustanın evini yıktırıyorsunuz lan, hanginiz? Sahi, kim yıktırıyor be? Ulan ne kalın kafalısın be! Kalın kafalı senin, sürer lan! Sus! 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 Sus
acaba? Ne bileyim, kıyarın biri bir bokluk atmıştır ortaya. Yazık oldu ama ya. Yıktılar mı hocam meyhaneyi? Yıktılar tabii. Ulan sen ustanın evini niye yıkıyorsun lan? Niye yıkıyorsun? Peki, asıl sen beni yıktın, de ki. Yıktım bütün dünyamı. Ben bu dertten ölürsem, yıktım bütün dünyamı. Ama park burası. Biliyorum. Eski bir adettir. Yeri yurdu olmayan insanlar parkta kalırlar. Hadi ne bekliyorsunuz? İndirin eşyaları. Görsün bey. İşe. Ama... Aması ne? Pazar mı bugün? Hayır. O halde... Artık daha çok çalışmam gerek. Daha çok çalışmamız gerek. Hep birlikte. Kız, sen de çantanı al, okula gideceksin. Ulan ne çabuk yıktırdın evi be! Ben uyurken yaptın değil mi bu işi? Ne be, ne be, kim yaptı, kim ne evi, kim yıktı ya? Açsana lan! Lan sen, sen kafası kesilecek adamsın be! Yeter artık, saçmalama be! Anlayalım şu durumu. Ayşen! Ayşen ne oluyor? Hiç! Artık burada kalacağız. Ama burası park! Ne yapalım? Evimizi yıkacaklar. Ama burada yaşanmaz ki! Bir şeyler bulmamız lazım. Ben babanla konuşurum. Eğer müsaade ederse hemen evleniriz. Bizim evde kalırız. Şimdi ama daha önemli meseleler var Metin. He? Böyle bir durumda ailemi yalnız bırakamam. Evet, haklısın. Kızım, pazara gidip yiyecek bir şeyler al. Yoksa akşama yemek yetişmez. Anne, ben de Ayşe'yle gidebilir miyim? Çocuklar, siz kalın da bana yardım edin. Ne yapıyorlar orada öğretmenim? Şunlara bak, ne yapıyorlar? Ne olmuş yani? O benim annem. Öbürleri de Zeki abimle Metin abim. Siz orada parkta mı yaşıyorsunuz? Parkta yaşıyoruz, ne olacak? Ama insan parkta rahat edemez ki. Olsun, biz turist değiliz ki. Rahat etmesek de olur. Yürüyün çocuklar, hadi gidiyoruz.
Zeki! Metin! Ha? Nerede Rasim Usta? Evde yok, işe gitti. Kaymakamın emri var, buradan çıkacaksınız. Niyeymiş o? Burası ammeye mahsus, kasaba rezil oluyor. Turistlere bak, resimlerinizi çekiyorlar. Ama gidecek başka yerleri yok. Ben orasını bilmem, emir! Boşuna yorulma memur bey! Şuradan şuraya gitmem! Yahu Zeynep bacı, beni zor kullanmaya mecbur etme! Biz bu memleketin evladı değil miyiz? Bu kasabada yaşamaya hakkımız yok mu? Var elbet, var! Ama parkta olmaz! Hadi kaldırın eşya! Kaldırmıyoruz lan! Rasim Usta! Rasim Usta! Rasim Usta, koş, yetiş! Belediye sizinkileri parktan dışarı atıyor! Kaymakam madem bizi buradan atıyor, o zaman bize bir yer bulun! Ne oluyor, İyi ki geldin, bizi evimizden atmak istiyorlar! Burası sizin eviniz değil, park burası! Kusura bakmayın Rasim Usta, emir kaymakam beyin! Haklısın! Sana kızmış değilim, toplayın eşyaları! Nasıl olsa kalacak bir yer buluruz! Mas mı yapıyor bu adam? Niyeti ille bizi rezil etmek mi yani? Koca kasabada oturacak yer kalmamış gibi bula bula Büyük İskender'in evini mi buldu? Kasabanın tek tarihi abidesi, tek turistik eserimiz orası. Yarın öbür gün bakan gelse, İskender'in evini görmek istese, ben ne derim ha? Ne derim be? Olmaz, olmaz endim, olmaz, olmaz dedim! Vallahi sen delirmişsin Rasim Usta, ya burada nasıl kalırsın? Burası İskender'in evi be! Biz geldiğimizde kimse yoktu ki! İskender 2000 sene evvel öldü, salak! Öldü mü? Oo, iyi, o zaman kalabiliriz demektir! Ne akla! İskender'in mirasçısı mısın sen? Kasabamızın tek tarihi abidesi, tek turistik nesi burası! Yarın öbür gün bakan gelecek, ya İskender'in evini görmek istiyorum derse, ne yapayım ben, biz o evi kiraya verdik diyemem ya! Olmaz efendim, olmaz! Burada kalamazsınız, hemen boşaltacaksınız burası! Yeter ulan, yeter be! 2000 sene evvel ölmüş bir herif kadar da değerimiz yoksa, ne diye kalırız bu memlekette? Hadi toplayın eşyaları, gidiyoruz! Nereye gideceğiz be? Başka memlekete! Artık bu kasabada kalamayız! Burada bizim yiyecek ekmeğimiz, içecek suyumuz kalmamış. Usta, bu kasabadan gidecek mi? Evet. İlk otobüse binip başka bir memlekete gideceğim. Gördün mü yaptığını? Bu kasabadan gidecek. Gitsin efendim, gitsin. Hasik turulan eşşol eşek. Aha, akşamkinde de yer yok. Yarın sabah. Yarın pazar, hiç olmaz. Ama öbür sabah kalkan arabada sana yer bulurum. Vazgeç be usta! Öbür güne kadar nasılsa kalacak bir yer buluruz sana. Hemen gidişeyim. Yer yokmuş otobüslerde! Ziyan yok, bir gece daha açıkta kalmakla ne çıkar? Usta be, gel vazgeç gitmekten! Sana söz veriyorum, muhakkak elimden geleni yani... Oğlum, nasibimiz kesilmiş bizim burada, gitmekten başka çare yok. Bulacağım! Yarına kadar mutlaka bir çare bulacağım! Metin! He? Ne oldu biliyor musun? Tabii, iki oyun bir marş oldu! Bırak şakayı! Usta gidiyor Metin! Nereye gidiyor? Bilmiyorum! Kasabayı terk ediyor. Ha. Nereye? İskender'in evinden de attılar. Artık durmam diye bağırmaya başladı. Ne susuyorsunuz? Konuşsanıza! Bir şeyler söylesenize! Hepimizin çok sevdiği Rasim Usta gidiyor kasabadan. Hem de neden biliyor musunuz? Başını sokacak bir ev bulamadığı için. Adam mısınız siz be? Hepinizin evini o adam yaptı! Ya siz, ne yapabildiniz bugüne kadar onun için?
Doğru. Hiçbir şey yapamadık. Nerede şimdi? Gidip konuşalım. Boşuna gidersiniz. Dinlemez bile sizi. Konuşmak değil, barınacak bir yer bulmak lazım. Usta gitmeyecek. Göreceksiniz bakın, gitmeyecek. Onun kalması için ne lazımsa yapacağız. Hı hı. Bir çaresini bulacağız. Hı. Bulacağız tabii. Keyfinize bakın siz. Saatinizi bozmayın sakın. Ustayı göndermeyeceğiz. Yürü Zeki. Şu hale bak. İnsan böyle açık havada nasıl yaşar? Merak etme. Orada da yaşatmazlar. Yarın öbür gün oranın da bir sahibi çıkar. Peki ne olacak? Eğer her karış toprağın bir sahibi varsa nerede yaşayacak bu zavallılar? Gökyüzünde mi? Yoksa denizin ortasında mı? Ne dedin? Ne dedim? Denizin ortasında dedin galiba. Evet. Buldum. Tamam, buldum Zeki! Ne oluyor Zeki ya? Zeki buldum! Yaşasın! Ya. Buldum! Yürü lan, anam benim! Eşyaları nasıl götüreceğiz, otobüs alır mı? Almaz herhalde. Ne yapacağız peki? Söylesene! Hepsini denize atarız. Denize mi? Hepsini balıklara hediye edeceğim. Onlar insanlardan daha iyidir. Hiç olmasa çamaşır makinesini, onu götürelim. Kimdi onlar? Bilmem. Bırak numarayı, gözümle gördüm. Ne var onlarla aranda, söyle! Of, gene mi aynı laflar? Adamları tanımıyorum bile! Aa, bak! Buyurun! Bakan iki güne Ader geliyor. Öyle mi? Peki ama nereden öğrendiniz? Ya şimdi bir yerden kulağıma geldi işte. Özel bir karşılama merasimi peki, yapmamız efendim. Lazım. Peki. Sen okulun folklor takımını tamam. Hazır et. Oğlum burada tonla tahta varken yukarı niye çıkıyorsun? Ama buradakiler güneşe daha yakın, kuru kuru! Bunlar kuru da sen böyle yaparsan bu iş biraz yaş! Öyle may öyle, herkesin içinde yatacak değilsin herhalde! Ama herkes mayolu burada! O beni ilgilendirmez! Eğer güneşlenmek istiyorsan, gözlerden uzak bir yerde yatmalısın! Mesela şurada! Alayım! Şöyle! İşte bu! Abi davul zurna da lazım! Sonra kasaba meydanını da şöyle kordelelerinden, bayraklarından falan süsle. Aa, bana bak, Recep'in mandırasından ucuz bir koyuna uydurun ha. Kasap Ali'ye de haber et. Evet. Bakan kasabıya girerken arabasının önünde kesersiniz peki. Koyunu. Zeki! Zeki hani ip arıyorduk ya, işte orada. Necdet! Hani onlarla aranda bir şey yoktu ha? Nasıl izah edeceksin bu durumu? Onları tanımıyorum dedim ya! Yalan! 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 Ne bağırıyorsun be? Ben kıskanç bir adamım mı? İpin nesini kıskanıyorsun be abi? Ne ipi be? Ha, kadın bu, ipsizler! Devam! Hastalar! Biz senin bildiğin adamlardan değiliz! Biz bir kere yufka yürekli gençleriz! Karıncayı bile incitmeyiz, anladın mı? Aptal herif! Söyle! Doğru söyle, ne istiyor bunlar senden? Neden peşini bırakmıyor bu herifler? Bonjour! Buongiorno! Good morning! Comment ça va, la mère bien, n'est-ce pas? Vous êtes ici bien, gördün mü lan? Gördün vallahi mu? Beyefendiciğim, iftar ettim. Ne kadar güzel konuşuyorsunuz Evsebici. Bırak lan! Yağcılık istemez. Peki. Ha böyle bir tesisin sahibi olunca elbette ecnebice bileceğim, oğlum! Peki yanlış mı gidiyoruz? Ben yaş bir yere geldim. Yağmur yağıyordu. Olur mu lan? Kafamıza yağmıyor. E tabii oğlum, kafamızda bir don var. Ha. Hadi hadi.
Bana bak, bunlar yetmez. 15-20 tane daha lazım. Bana ne ya? Onları da öbürleri getirsin. Lan öbürleri kim? Biz iki kişiyiz. Gözümle gördüm. Kumun üzerinde iki tane varil böyle kendi kendine gidiyordu. Ulan varil kendi kendine gider mi be? Vallahi abi gözümle gördüm. Lan ne oluyor? Neymiş o geden? Saçmalıyor efendim. Güya variller gidiyormuş da. Vallahi billahi gidiyordu efendim. Müşteri diye mi bu Mister Varil? Herifi zorundan tutacak diyesin ya. Hesabını ödeyen her müşteri gitmekte serbesttir. Bir varil gider, bir varil gelir oğlum. Buradan gitmemiz şart mı bey? Şart hanım. Artık burada yiyecek ekmeğimiz kalmış bizim. Bunca yıl canımı verdiğim kasaba bizi inkar etti, istemedi. Kalmam artık burada. Gücüm yerinde çok şükür. Elbet başka bir yerde, başka bir düzen kurarız. Nasıl oldu? Çok güzel. Yani bir mühendis bile bundan iyisini çizemez. Yasa. Şimdi daha başka neler lazım bize? Halı, tuvalet, ayna, pencere, kapı. Hı? Kapı mı? Tabii, kapısı olmayacak mı? Kapısı mı? Tabii olacak ya, hadi tamam. Hadi. Yürü gidelim. Alo, kapım yok, kapı! Nasıl? Kapı mı yok? Olur mu öyle şey hanımefendi? Kapı bu. Ha? Yalan mı söylüyorum yani? Odamın kapısı yok işte. Ne bileyim ben nereye gittiğini? Hakkınız var. Olabilir. Kapılar da bazen dolaşabilirmiş. Ben bilmiyordum, bunu da öğrenmiş oldum. Ne yapacağız? Restorana kaçalım. Hadi açıp gidelim. Lan ne adamlar var, balkon kapısını... Ya! Lan bu kapının işi ne burada, inşaat yeri mi ki burası? Benden üstte bir anlam veremedin beyefendiciğim. Lan kapının ne işi var diyorum, sen hala anlamdan bahsediyorsun lan! Anlamı bırak, kulak ver şey sözlerime, tövbe estağfurullah! Yani. Sen buranın müdürü diyor musun lan, her evet, işe bakacaksın, bakacaksın! Şu kapı niye öyleyse burada? Hadi geç oğlum, kapı geç! Lan geç başımı belaya sokma benim, zaten size yüz verin de kapat! Evet. Sen bekle burada! Şimdi yürüyorum! Yürüsene oğlum! Dur ya! Yürüsene lan! Dur be, Allah Allah! Yürüsene oğlum, benim tutuldu! Dur ya, dur! Yürü lan! Ne işiniz var sizin burada? Aa, kıskanç kocanın karısı bu! Bakayım! Evet! Hiç efendim şey, yemek artıklarını topluyorduk da... Olur mu oğlum? Güneş banyosu yapıyorduk da... Evet! Yakaladım! Yakaladım! Kim var masanın altında söyle ha? Ha? Ne yapıyorsunuz burada ha? Ne yapıyorsunuz? İyiyiz! Siz ne yapıyorsunuz? Ben de iyiyim! Çabuk dışarı çıkın bana şu çoluklar! Çıkın! Söyle! Söyle ne var bu herifler aranda? Hiçbir şey yok dedim sana, hiçbir şey yok! Yalan! Yalan! Neresiye sürülmüş, darlığa dönmüş bizim botel lan! Sen müdür diye misin lan? Lan be! Hayatımda senin kadar kıskanç bir erkek görmedim! Demek çok herif tanıdın ha! Ya, yeter artık be! Ay! Hiç böyle şey görmedim! Kapıları araklayıp araklayıp Cemal Bey'e geri veriyoruz! Çok doğru! Bana bak Metin, helal kapısını araklayalım! Olur mu lan? Ev pis pis kokar, Rasim Usta'ya ayıp olur! Anlat bakayım olanları! Oh, çekilmez bir adam sen! Bırakmıyorsun ki anlatayım durumu, hep sen konuşuyorsun tabii! Neyi anlatacaksın, gözlerimle gördüm! Neyi?
Ayaklarının dibinde iki serseriyi tatlı tatlı bakışıyordunuz. Yalan mı? Ah ulan ah! Bir daha görsem Allah'ıma kitabıma kurşunlarım! Kapısız kapı istemem! Fakat beyefendiciğim... Fazla konuşma diyorum! Kalsın onlar. Taşıyamayız. Aysel nerede? Ne bileyim şurada. Aysel! Geliyorum baba. Neden? Neden gitti? Neden beklemedi bizi sanki? Ne yapacağız şimdi? Otobüs kalkmadan yetişiriz belki. Gel. Ne bakayım? Kim bu adam? Nereden tanıyorsun? Ne bileyim, tanımıyorum. Tanımıyormuş. Gir bakayım içeri. Bizim hanım yolluk bir şeyler yapmış. Sağ olsun, zahmet etmiş. Zeki ile Metin'le de vedalaşamadık telaştan. Onları görürsen benim için gözlerinden öpülür. Güle güle ustam. Otobüs, otobüs nerede? Gitti mi? 10 dakika evvel hareket etti. Eyvah! Gitmiş. Ne yapacağız? Koşup yetişelim Metin. Koşarak otobüse yetişilir mi oğlum? Ah, Zeki, bir fikrim var. Kestirmeden tarladan gideriz, bununla. He? Geçtik gezim ulan bu, ustaya yetişeceğiz. Zeki biraz sarsıyor ama aferin, kullanıyorsun? Ne zaman öğrendin? 10 dakika evvel. Allah'ım sen bizi koruyorsun. Hay Allah! Tamir edilmez mi bu? Bileyim ben.
Yok! Kaçırdık otobüsü. Gitmişler tabii, beklerler mi? Ne yapacağız şimdi? Senin yüzünden! Neden benim yüzümden ya? Şu halime baksana be! Oturmuşum rahat koltuğa. Şurada benim neticem çürüdü. Yok! Geç kaldık. O kadar uğraştık halbuki. Allah! Bitti iş, yetişti iş! Geliyor! Hey, dur! Durun! Geleceğini biliyordum. Usta, ustacığım! Tamam, inebilirsiniz. Gitmenize lüzum kalmadı artık. İşi hallettik. Seni almaya geldik usta. Sana bir ev yaptık. Görsen öyle beğeneceksin. Sağ olun çocuklar. Beni sevdiğinizi bilirim. Ama olacak iş değil. Kasabaya dönmek hiç içimden gelmiyor. Bırakın, bırakın gidelim daha iyi. İş uzadı ama ha! Bir dakika be, bir dakika! Bak usta, evi bir gör, beğenmezsen... Sağ olun çocuklar. Ama gidelim daha iyi. Hadi bakalım hadi, amma uzattınız artık ha, adam gelmiyor işte, zorla mı götüreceksiniz? Görüyorsun, konuşuyoruz burada. Çekil penceremin önünden be! Çekilmezsem ne olur? Bozarım façanı! Allah! Gel lan bakayım buraya, gel bakayım buraya, dayı mısın lan sen? Çocuklar, yapmayın! İndir ellerini aşağı, indir! Çekil! Ne konuşuyorsun lan? Dur evladım, zeki! Yok yok, çok iyi kullanıyor baba! Ne korsanlık derler! Çabuk durdurun otobüsü yoksa fena yaparım! Kes ulan kelek! Muş bula suratsa! Terbiyesiz herif, ne olacak? Bakma sen onlara! Konuşma, kıskanç amca! Çocuklar, yapmayın, doğru değil! Baba baba, bir ev oldu, göreceksin! Ne zaman yaptınız bunu? Üç gecede. Sabahlara kadar çalıştık. Yalnız başımıza yaptık. Beğendin mi usta? İyi olmuş ha benzer. Beğendim lan. Kalacaksın değil mi usta? Öyle görünüyor. Yenge, orası yatak odası. Burası da mutfak. Şu balkona bakın, balkona! Her tarafta deniz manzarası, başka da bir bok yok. Beğendin mi usta? Beğendim tabii. İnsan bununla dünyayı dolaşır usta, dünyayı! Ya çocuklar, nasıl gider bu? Ne nasıl gider? Bu mu? Nasıl gider? Vallahi bu şimdilik gitmez. Peki nasıl getirdiniz buraya? Getirmedik ki, burada yaptık. Ne yapacağız? Hanım, bilmiyorum ne ki. Diyor bunlar? Sandal olur mu sandal? İsterseniz sandalla çeker götürürüz. Tabii. Çabuk çıkın buradan, çok! Neden Cemal Bey? Deniz babanın malı mı? Kasabanın tümüne sahip çıktın, denize de mi sahip çıkıyorsun? Çıkarım elbet!
Bana bak Rasim Usta, sen işin tadını kaçırdın. Tabii, haklısın. Bu rezaleti gören turist motelde ya, kalır mı lan? Neden rezalet oluyormuş? Pekala bir ev işte. Şu hale bak, evet. Turistin göz zevkini bozuyorsunuz. Efendim. Yok canım, sana öyle geliyor Cemal Bey. Lan Metin, lan sen de mi bunlarla birliksin? Tabii. Kovdum seni, kovdum, kovdum ulan! Kovamazsın, ben istifa ettim zaten. Hadi bakalım, sucuk ekmek 5 lira, sucuk ekmek 5 lira, vatandaş buradan al 5 lirayı, 15 lirayı alma! Ver. Ekmekleri verin. Amanın bu, bir de ticari rekabet, lan ben size gösteririm. Tabii, yürüyün gösterin lan, yürüyün! Çocuklar, dağ gibi çamaşır birikti. Çamaşır makinemiz var ya! Haa, cereyan yok. Tüh! Ulan ne cahilsin be! Bir akü olsa çalışır makine. Küçük, oto aküsü mü? Batıracaklar, mahvedecekler beni. Ne olursa senden olur kaymakam bey. Kanunun bir maddesini bulup şunları koyver, gözünü seveyim. Vallahi o iş biraz zor, denize karışmam. Denizden amme, yani herkes istifade edebilir. Ama benim kıtasanıma tecavüz var. Önce bunu tespit etmek lazım. Hadi ben hazırım, oldu mu? Oluyor, tamam tamam oluyor. İşlemiyor. Niye işlemiyor acaba? Az mı geldi yoksa, 3 tane daha yürütsek? Çalışmaz tabii, bu düz akım. Makineye dalgalı akım lazım. Nasıl yani? Yani otelin ceryanında. Onu da buluruz be. Şerefe! Yeni evimizin şerefine! Yapmamış olsaydınız bu evi, şimdi şu anda, şu saatte kim bilir nerelerde olacaktık. Sağ olun çocuklar, sağ olun. Siz de sağ olun, yarasın. Seni hiç bırakır mıydık be usta? Ölürdük de gene göndermezdik. Hiçbir şey yapamasak, Metin şoförü dövdü ya, müşterileri de döver atar, otobüsü de ev haline getirirdik. Durma lan öyle şey! İbret olsun bu size! Seneler mi bu kasabaya vermiş, beni bile bu kasaba nasıl bir anda terk etti? Unuttu. Görün de ayağınızı ona göre sağlam basın yere. Hadi, güzel günlerin şerefine içelim çocuklar. İçelim. Sağ olun. Sağ olun. Şerefe. Ben gelir, hoş gelir. Ley, 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 ley. Babaları hoş gelir. Mini, mini güzel gel bize. Duydum yar bize. Oğlum orada vagon var mı Zeki? Allah dur, vagon dedin aklıma şey geldi. Allah yaşa Metin, tamam tamam. Kankan ayrılmayalım. Yaşa dur usta, konuşma konuşma usta. Bir dakika usta konuşma, Allah aşkına konuşma. Oğlum, hayır sen tamam. Sonra konuşursun diye söylüyorum da sen konuşma tamam, söyle Metin. Şey baba, hani vardı ya, dargın ayrılmayalım, dünya koştuğumuz ana dün vardı ya, ben onu tren gibi tamam, söylüyorum. Tamam iyi ya, söyle tamam, işte söyle. Metin, söyle. Şimdi istasyondayız, yaşa. Tren kalkmak üzere.
dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Hemen hızlanıyor tren, gözlerin vapurlandı. Dolaş be üzgün üzgün, dolaş be üzgün üzgün. Bir tünele giriyorlar. Çıkmadı pek içeri. İçeri dumanlar doluyor. Aa, çıkmadın pencere. Ne göründün, ne göründün. Çıktılar tünelden, rahat rahat gidiyorlar. Gözlerim bakmadılardı. Dolaştı üzgün, üzgün. Dolaştı üzgün, üzgün. Hani o böyle şeyler var ya, makaslar, oradan geçiyorlar işte. Yolcular arasında aradım seni bir bir. Yolcular arasında aradım seni bir bir. Böyle köprüden geçerken şey kalkıyor ya, elimde kaldı yazık. Çiçeklerim ile mendil, çiçeklerim ile mendil. Geçirmiştim. Şu hale bak be, herifler bak, bayağı kafa tutuyorlar. Haklısınız beyefendiciğim, yani olur cüretli. Ben Rasim. Lan geberteceğim seni. Bana bak Recep, ne yapıp yapacağın, bu mikropları buradan yok edeceğim. Tamam abi, yürü. İyi geceler. Sana da. Ne oluyor be? Allah Allah, eşşal eşya bak! Kızı öpemedin, bize mi saldırıyorsun hıyar? Sana ne oluyor lan yataş abi? Sen seni... Metin! Metin kalk! Motel yok, moteli çalmışlar! Moteli filan çalmamışlar, bizi götürmüşler oğlum! Ne oluyor ya? Kim getirdi bizi buralara? İpleri kesmişler! Cemal'in işi! Ne yapacağız şimdi? Kürekle gideriz! Olmadı mı daha? Vallahi beyim, bunun işi uzun! Kasabadakiler çok şaşıracaklar. Sayın Bakanımızı yarın bekliyorlardı. Habersiz geldiğim daha iyi oldu. O klasik karşılama merasimleri... Evet efendim. Malum nutuklar, kesilen evet. Kurbanlar... Haklısınız efendim. Bütün bunlardan o kadar bıktım ki. Haklısınız efendim. Ben şöyle bir dolaşayım. Baş üstüne efendim. Kolay gelsin! Kolay gelsin! Kardeş, şuraya biraz bakarak olanam be! Ne bakıyorsun öyle aval aval? Gel yardım et de çözelim şu ipi! Beyefendi, arıza önemli. Kasabaya inip yardım istemek lazım. Buyurun bir kahvemizi için, yoruldunuz. Alayım, teşekkür ederim. Buyurun beyim, sigara. Tabii tabii, sağ olun. Ne güzel yapmışsınız bu salı! Tıpkı bir ev gibi! Çamaşır makinesine varıncaya kadar her şey var! Gibisi yok! Evimiz burası, burada yaşıyoruz! Burada mı yaşıyorsunuz? Nasıl olur? Nasıl, güzel olmuş değil mi? Biz ikimiz yaptık Metin'le! Hem de üç gecede! Güzel, güzel ama bir aile burada nasıl yer? Oturacak bir evi yoksa, bal gibi yaşar! Eviniz yok mu sizin? Vardı ya! Neyse, şimdi anlatması uzun hikaye. Cemal Bey diye bir inek var! Sus yavrum! Sen nerelisin? Turist olarak mı geldin buraya? Öyle sayılır. Çocuklar, size çok güzel bir börek açacağım öğle yemeğiyle. Allah! Bayılırım, Allah! Efendim, araba tamir olmuyor. Kasabadan yardım istemek lazım. Gidip isteyin, hadi! Şoförüm! Beyim, bizim hanım çok güzel börek yapar.
Kalsaydınız da beraber yeseydik. Biz de kasabaya gidiyoruz, isterseniz biz götürelim. Karnım öyle aç ki teklifinizi geri çeviremeyeceğim. Ben bu arkadaşlarla deniz yolundan geleceğim. Aman beyefendi, nasıl olur? Emredersiniz. Dönüşte kürek çekerek borcumu öderim. Biraz daha dökün, ha? Tamam. Abi be, böyle çalışılır mı ya? Ha? Kalk giy bakayım şunu, hadi, hadi al giy, kalk! Peki! Aa, ne yaptın Zeki? Ne yapıyorsunuz? Bununla karnıyarık yapıyorum. Bu tarafı karnıyarık yapar, bu tarafı imam bayıldı. Nasıl oluyor? İmamın kafasına vuruyorsun, bayılıyor. Ooo, sen öyle patateslerin yarısını atarsan aç kalırız abi! Bizim senin gibi şoförümüz yok. Abi sen böyle soğan soyarken hep gözlerin yaşarır mı? Evet. Benim hiç yaşarmaz. Neden? Ben başkasına soydururum da. Hadi kızım sen git annene salataya yardım et bakayım. Abicim tut bakalım şunun ucundan. Peki. Hayda! Hadi bakalım. Böreğe bak. Böreğe bak abicim. Ama ağırmış bu merak, gitmiyor ya. Abicim sen bırak bu işleri, biraz kürek çek bakalım hadi. Peki, ellerim açıldı, tut patladı. Aman beyim, sen hanım evladısın, buranın güneşi insanı çarpar. Yok canım, gerek yok ama delikanlı ya. İyisin işte. Sen bilirsin nasıl istersen. Kundurama kum doldu, atma ya yürek gerek. Dikkat edin yanmasın. Kundurama... Abime bak ya! Aferin be! Bak şehir çocuğu ama iyi asılıyor küreklere. Biraz da sen asılsan iyi olur. İyi akşam. Gece ipi kestik o biçim. Hepsi sızmış enayilerin, ruhları bile duymadı. Aferin ulan Recep sana, aferin! Beyefendiciğim, beyefendiciğim! Geldiler! Gene geldiler! Öyle, hindi gibi ne varıp duruyorsun lan, şunun çalımına bakın! Islığı daha da şıttı, kuttuğu bir tane keçi! Öyle kanun laflarına karnım tok benim! İş mahkemelik olursa, senin gibi 10 tane avukat tutarım evvelallah! Dua edin, yarın bakan gelecek! Onun için sesimi çıkarmıyorum! Yoksam topunuz Allah kamu gibi atmasını bilirim ben, değil mi ulan? Evet efendim! Bu Cemal Bey'i pek sevmiyorlar kasabada galiba. Nesini sevsinler abi, sülük gibi herkesin kanını emer namussuz. Valla hani korkmasam, bakan geldiği zaman her şeyi anlatacağım bakan. Ne var korkacak? Bakan dediğinde alt tarafı senin benim gibi bir adam. Oo, öyle deme! Bakan hiç senin benim gibi olur mu ya? Eğer öyle olsa, Cemal Bey bakandan korkar mıydı? Siz bu bakanı gözünüzde çok büyütmüşsünüz. Sen hiç hayatında bakan gördün mü? Görmedim ama Ankara'da bazı tanıdıklarım var. Ankara'da tanıdıkları varmış. Ona bakarsan benim de var. Askerlik arkadaşım var Ankara'da. Ustam hazır mı araba? Beyim bekle biraz. Bakan Bey'in arabası tamir olacak. Ne? Ne? Bakan Bey mi? Nerede Bakan Bey? Çocuk gibi adam. Biz ala bindi, deniz yoluyla gelecek. Ne? Bakan Bey mi dediniz? Beyefendi, beyefendi! Ne var lan? Gözlerimle gördüm beyefendiciğim! Arabasını gördüm, Bakan Bey kasabada! Nerede lan, hemen karşılayalım! Arabayla gelmemiş ki beyefendiciğim, deniz yoluyla geldi. Nasıl, deniz yoluyla mı? Evet. Tamam, anladım, Allah'a da o, billaha da o! Kim beyefendiciğim? Ah, benim las kafam! Lan bir çuval inciri bok ettik! Şimdi nasıl düzelteceğiz ulan bu işi, yürü bakalım! Hadi bakalım, sucuk ekmek 5 lira, sucuk ekmek 5 lira! Oradan 15 alma vatandaş, bir yiyen bir daha yiyor! Gel bakalım, gel sırayla, sırayla! Peki oğlum, nasıl gidiyor satışlar ha? Sen abi, lan şu senin sucuk mis gibi de koktu lan! Bir tane de bana bir bakayım şundan!
Kaç para ki bu? Yok, para istemez. Olmaz, iş iştir. Söyle kaç para? Lira. Eyvallah. Aferin be, güzel olmuş. Rasim ustam, bir dene ustam benim. Lan şu kasabalı milletine münafıktır bilirsin. Ama ne kadar uğraşsalar bizim aramızı açamazlar diyor mu? Bismillah. Hadi bakalım çocuklar, dükkan kapandı, hadi yürüyün bakalım. Dağılın hadi. Pek güzel olmuş canım ama ne de olsa gene bir eve benzemez. Ya senin gibi bir adam böyle bir yerde yaşar. Ne yapalım? Evimizin yerine golf sahası yapılacakmış. Aa, tövbe, tövbe de! Yahu kim uyduruyor bu yalanları? Elhamdülillah biz Müslüman adamız. Öyle golf'ten falan anlamayız. İftira, yalan! Metin, oğlum benim, sen nasılsın bakayım? Dehşet ve ibretle size bakıyorum efendim. Metin, dehşet ve ibretle size bakıyor. Allah nazardan saklasın. Nader de yakışıyorlar birbirlerine. Rasim Usta diyorum ki, şunları bir nişanlayalım be. Aa, pek acelesi yok. Ne? Ne demek acelesi yok? Hem nişanı da bizim otelde yaparız. Olur mu canım? Bunun olmayacak nesi var? Metin de benim bir oğlum sayılır, elimde büyüdü. Sonra ona bir işe kurarız diye mi efendim? Aa, beyefendiyi danıtmadınız bana, akrabadan falan mı? Hayır, çok yakın dostlarıyım. Ya, öyle mi? Çok memnun oldum danıştığımıza. Rasim'in dostlarının başımızın üzerinde yeri vardır. Bak, hazırlığa başlatıyorum. Bu akşam şöyle gönlümüzce yani davullu zurnalı bir nişan yapacağız. Var bu işte bir dolap ya. Cincik sizlere bir kardeş gibi sevdiğim Rasim Usta'nın kızıyla sevgili mini koç müdürü Metin evladımın nişanını ilan ediyorum. Hepiniz beni iyi tanırsınız. Çok kasaba ve kasabanın insanları için her daim kanım ve canımı feda etmek benim için en büyük şeref olmuştur. Bakan beyefendi, her yerde sizi aradım, araba tamam. Ne? Ne dedi? Bakan mı dedi? Osam siz? Anam, aman vay başıma gele. Ah beyefendiciğim, neden o büyük sıfatınızı gizli tuttunuz? Yoksa biz cahil kullarınız farkında olmadan bir kusur işleyebilirdik. Yok, öyle, öyle. Acef rica etsek, belki de bu talihli çocukların yüzüklerini takmak şerefini bizden esirgemezsiniz diyor mu? Duydun mu? Bakanmış. Vay canına! Demek bakan da bizim gibi adammış. Bu benim için çok zevkli bir görev oldu. İkinize de saadetler dilerim. Bak şimdi Ankara'da bir arkadaş daha oldu. Bir dakika, bir dakika! İnci Bakan Beyefendi Hazretlerinin huzurunda yeni evliler şerefine naçizane düğün hediyemi sunuyorum. Bir lan şu tapuyu. Şu gördüğünüz tapu, Rasim Usta adına çıkarılmış, sahilde oturduğu evinin tapusudur. Onu bir düğün hediyesi olarak kıymetli ustaya huzurunuzda takdim ederim. Alın Rasim Usta, alın. Böyle iyi yürekli zengin her kasabada bulunmaz. Sağ olasın. Mal mülk neymiş efendim, ne demişler? Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Sen etrafa dağıt ki Allah sana versin. Eğer himmetizle o hazine arazisi bana verilirse, ben gene onu ileride... Ben de şimdi o arazi meselesinden söz edecektim. Buyurun beyefendi, buyurun! Git bak bakalım, ne oluyor? Ha? Hadi. Önce vereceğim haberin sizi üzeceğini sanıyordum.
Ama karşımda kendisini böylesine kasabanın insanlarına vermiş birini bulunca bu üzüntüm yok oldu. Tamam, elimi geçirdim. Şimdi göstereyim mesela. Bakanlığımızdan bir tesis kurmak için istediğiniz o araziyi... Evet bey efendimiz. Yeni bir hükümet kararı ile yeni kurulacak kooperatiflere verilecek. Yani beyefendi? Evet. Size verilmeyecek. Ama mesela şu iki genç böyle bir işe ön ayak olsunlar... ...araziyi derhal kendilerine verecek. Siz de çok memnun oldunuz değil mi? Konuşsana. Konuşsana ya! Ayıp koskoca makamın karşısındasın be!